Aylin! Kısası Kısas Aytekin. Baba! Rıfat! Vuruldun baba! Rıfat! Rıfat iyi misin? Ah! Ölmüyor. Ölmüyor. Ne yapsalar ölmüyor. İyi misin Bahçı? Rıfat baba. İyiyim iyiyim. Oo, baba verilmiş sadakamız varmış. Aylin? Aylin'cim sen iyi misin? Ben, bir şeyin yok değil mi? İyiyim iyiyim ben iyiyim Rıfat. Öldüreceğim o Hamdi'yi. Rıfat ama sen vuruldun. He? Vuruldun. Saplanmış. Vay be. Yok artık bu mucize. Yenge, arkadaş tövbesini bozarsa haberimiz olsun. Allah razı olsun. Biz de müsaadeni isteyelim artık Hafize Hanım. Müsaadesi. Ah Bahtiyar. Bir dakika, bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Bunu sana Cemil'in annesi Esma gönderdi. Allah Allah. Ne ki bu? Dildan'ın sözleneceğini duymuş. O da bu hediyeyi gönderdi. Çam sakızı çoban armağan. Ya zahmet etmiş. Ne gerek vardı? Nasıl kendisi şimdi? Hastanede hala ama çok iyi şükürler olsun. Hep sana dua ediyor. Sen o parayı vermeseydin biz ne yapardık ki? Bizim yaptığımız bir şey yok ki Hafize Ana. Biliyorsun. Sadece vesile olduk. Öyle tabii ya. Öyle. Hadi. Sağlıcakla kal.
Allah seni korusun. Vallahi bu işin bahanesi. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Hadi baba, polis gelmeden uzayalım. Aylin'cim, uzayalım. İyisin. Ölmez, ölmez. Bahtiyar ölmez. Anlatsana. Kimsin sen? Ben o Oktay. Oktay Deveci. Rıfat Çakar'la arandaki mesele ne? Rıfat Çakar mı? O kim abi? Birden çıkartamadım. Sen böyle aniden sorunca kusura bakma. Nasıl biri abi o? Sen bir tarif edersen sen onu bana. Bana polim yapma. Beynini dağıtırım. Rıfat Çakar neden senin peşinde? Ah be abi, neyi sorduğunu bir anlasam cevap vereceğim de. Böyle olmayacak. Biz seninle atölyede konuşacağız. Yürü. Atölye? Orası neresi bilmiyorum ama buna hiç gerek yok abi. Ben burada da konuşurum. Ben sadece soruyu anlayamadım abi. Bir anlasam vallahi cevap vereceğim. Oktay'dı değil mi? Oktay. Kes sesini Oktay. Yürü. Abi ben konuşmayacağım demiyorum ki. Ben konuşurum burada. Aylin, eve yalnız gitmene izin veremem. Asla. Versen anahtarları. Anıl senin arabanı eve getirir. Anıl, al anahtarı, Aylin Hanım'ın arabasını eve getiriyorsun. Hadi sallanma. Tamam. Ha, bana bak. Eğer bizden evvel eve varırsan sakın bir boşboğazlık yapma. Kimse bir şey bilmesin. Annem şimdi yalan yanlış konuşup Aylin Hanım'ı üzmesin. Tamam baba, merak etme sen, o iş bende. Memnun. Aytekin abi olayları duyunca delirecek. Hamdi kendi ipini çekti. Ben çekeceğim Alçak'ın ipini. Ona bırakmam. Babam arıyor. Efendim baba. Kızım nasılsın? İyiyim. İyiyim babacığım. Rıfat yanımda. Kızım ben sana evden çıkma demedim mi? Ya sana bir şey olsaydı? Sen nereden duydun baba? Anıl aradı biraz önce. Anıl mı söyledi? Bu Anıl'ın da ağzında bakla ıslanmıyor ha. Nasıl oldu anlatsana bana. Hamdi tuzak kurmuş baba. Neyse ki Rıfat yetişti. Hayatımı kurtardı. Rıfat nasıl? Var mı onun bir şey? Yok. Yok, Rıfat da iyi baba. Bir şey yok. Allah korudu. Peki neredesiniz şimdi? Alo. Aylin kızım, alo. Şey, eve gidiyoruz baba. Tamam kızım, ben de geliyorum. Bundan sonra seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim kızım. Tamam, görüşürüz. Aç bagajı. Abi, vallahi tanımıyorum ben Rıfat Çakar'ı ya. İlk kez senden duydum. Ama bana bir fırsat verirsen yedi sülalesini tanır, sana detaylı bir rapor sunarım. Aa, ben sana fırsat vereceğim atölyede, sen merak etme. Hızar makinesinde dilimlenmek mi yoksa asit dolu varilde eritilmek mi? Fikrini soracağım. Sorarız değil mi robot? Sorarız. Şimdi gir içeri yoksa ben sokarım seni. Buraya.
Abi çok havasızdır burası yani. Yalnız kafanı iyi çarpmasın. Havalandırma var değil mi abi? Ulan önüne baksana, gitti gül gibi araba lan. Lavuk, böyle araba mı kullanılır? Ha, araba mı? Abiciğim hoş geldiniz. Rıfat seni benim peşime mi taktı? Abicim ne Rıfat'ı ya, bir Rıfat'tır gidiyor. Benim Rıfat'la hiçbir ilgim yok. O gün adamlarınıza da ben söyledim. Adamlarınız dedin de abi. Bu kadar vicdansız adam olmaz. Ya böyle adam mı dövülür? Ya uyuyakalıyorum, adam dürtüklüyor, uyandırıyor. Öyle dövmeye devam ediyor. Karnıma, böğrüme, başıma, her yerime vurdular. Ne ayaksın lan sen? Ha? Cenaze arabası falan. Nasıl bir racon kesiyorsun? Abi ne raconu, benim raconla maconla hiç ilgim olmaz abi. Ben bir garip masum mezarcıyım abi. Ne kadar soğuk abicim. Bak bir daha sormayacağım. Kimsin sen? Şinasi abi, memnun oldum. Ama sen kim olmamı istiyorsan ben olurum abi. Bagaj abicim. Ne bagajı lan? Abicim böyle posta koyan bir adama yakışıyor mu? Bagajın açıkta geziyorsun. Açıkta derler adama. Robot, bunları bir daha gördüğümüz yerde kafalarına sıkalım. Konuşmalarına izin vermeyelim. Her ikisinin de her tarafı bir başka oynuyor. Gidelim. İstanbul'un küçük böyle bir bahtım mı kara? Ben nereden denk geliyorum psikopata ya? Denk geldik lan bu manyağa. İyi de beni Bahtiyar kovalıyor. Bu niye Rıfat Çakar diyor ya? Rıfat Çakar kim ya? Bahtiyar'la ne ilişkisi var? En iyisi ben şu Himmet amcaya bir daha bir yoklayayım ha. Evet. Rıfat baba bir baktı Hamdi'nin eli böyle tetikte. Dap diye atladı Aylin Hanım'ın önüne hiç düşünmeden. Aşık adam, atacak tabii. Hamdi tetiği bir çekti. Silahtan çıkan kurşun vaps diye Rıfat babanın göğsüne girdi. Sonra? Bir şey olmadı. Neyse ki Allah'tan ceketinde gümüş ayna varmış. Kurşun oraya saplandı. Allah'tan. Ay şükürler olsun ya Rabbim. Ben de atlarım sevdiğim için kurşunların önüne hiç düşünmeden. Hani var ya, aşk için ölmeli aşk. Ölürsen şey olur yani, işte o hesap. Evet, anlıyorum. Bu ne? Ayı. Senin için almıştım. Ne zamandır fırsat bulamadım vermeye. Ay. Rıfat Bey geçmiş olsun. Geçti geçti, sağ ol. Allah Rıfat'ım canım. Yavrum iyisin değil mi çocuğum? Bir şeyim yok anne, iyiyim ben. Senin belasız bir günün olmayacak mı oğlum?
Ne var anne, ne oldu ki? Kurşun girmiş işte sana. Bak, inkar etme, biliyorum ben. Ulan anasın, hay ben senin ağzının yaylarına, ayı. Bak bakayım bana anne, hiç kurşun girmiş halin var mı? Maşallah Türk gibiyim. Ay değil. Rıfat senin yüzünden neredeyse ölecekmiş. Oğlumun sebebi olacaktı. Nedir sizden çektiği Rıfat'ımın? Baban ayrı dert, sen ayrı dert. Niye öyle diyorsun anneciğim? Ailenin hiçbir suçu yok. Sana da yazıklar olsun Rıfat. Yazıklar olsun. Hadi beni düşünmüyorsun. Şu kadın için mi oğlunu yetim bırakacaktın? Can insanın en kıymetli şeyidir yavrum. Onun için mi feda edecektin? Ama öyle deme anne. Aylin de benim kıymetlim. Sen benim oğlum değilsin. Sen benim oğlum değilsin. Benim oğlum değilsin sen. Sen benim oğlum değilsin. Sen benim. Sen benim oğlum değilsin. Sen benim oğlum değilsin. Sen benim. Bana oğlumu getir. Oğlumu getirin bana. Ben oğlumu istiyorum. Latife Hanım tamam. Ben tamam. Ben oğlumu istiyorum. Ben oğlumu istiyorum. Tamam bakın oturun şöyle soluklanın. Ay. Bir... Ay. Eylem ne bakıyorsun? Alzheimer ilaçlarını getirsene hemen. Ne? Annem Alzheimer mı? Anlamadım. Kabul etmiyorum. Kabul edemiyorum. Yani insan en yakınlarının hastalığını bir türlü kabullenemiyor. Latife Hanım, hadi şunu için. Hadi. Hadi alın Latife Hanım. Ay. 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 Dostum benim güzelim. Babaannesinin gülü. İşte benim ilacım geldi. Yavrum canım. Geliyorum gel. Şimdi daha iyi misin anne? İyiyim. Hayır, gidin başımdan ya. Hadi. Hadi gidin başımdan. Geliyorum gel. Ay. Canım hiç. Ay canım hiç. Aytekin abi. Büyük geçmiş olsun abi. Aylin'in hiçbir şeyi yok değil mi? Yok bir şey dedim ya. Rıfat göğsünü siper etmiş. Tekrar geçmiş olsun abi. O Hamdi'nin mekanlarına tek tek çökeceğim. Diri diri gömeceğim onu. Eyvallah abi. Ulan Hamdi. Hem sevdiğim kıza kurşun sıkıyorsun... ...hem de düşmanımı kahraman yapıyorsun. Sen şanslısın abi, senin sevdiğin kadına kurşun sıkmışlar. Bana sevdiğim sıktı. Oğlum ne diyorsun sen? He? Kalk git aşkının ızdırabını başka yerde yaşa. Bak zaten kafam bozuk, hırsımı senden almayayım. Seninle konuşan da kabahat zaten. Kılıçlar çekildi robot. Hamdi bana muhtaç. Aytekin de baş edemez. Tabii ki Hamdi'ye yardım edeceğiz. Aytekin'i de, Rıfat'ı da ona öldürteceğiz. Sonrası... ...sonrası kolay. Annemin kusuruna bakma ne olur.
Kızmadın mı yoksa? Yok. Kızmadım. Rıfat. Evet. Evet Aylin. Sen ameliyat olduktan sonra çok değiştin biliyor musun? Acaba bir doktora falan mı görünsen? Niye? Çok mu kötüyüm? Yani çok mu kötü görünüyorum? Yok hayır ondan değil. Bir anda böyle tekrar eski haline döneceksin diye korkuyorum. Ama sen hep eski haline dön, öyle aşık aşık bakma bana diyordun. Artık demiyorum. Demiyorum. Hatta bu halin hoşuma bile gidiyor olabilir. İtirazın mı var? Yok. Tamam kapattım. Bizi kimse duymaz artık. Yine bana çık dışarı, dışarı çık veya gir içeri, odana gir, Rıfat odana geç diyebilirsin. İstediğini söyleyebilirsin. Yani içinden geldiği gibi konuşabilirsin. Öyle yapıyorum zaten. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Keşke içimden gelen her şeyi söyleyebilsem. Aylin. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Benim bu halim senin gerçekten hoşuna gidiyor mu? Bilmem. Ne kadar güzel bakıyor bana. Sanki sevecekmiş gibi. Yok yok bu ancak benim hayalim olabilir. Niye sevsin ki? Yalan değil miydi? Beni gerçekten çok mu seviyor? Sevmese benim için ölmeyi göze alır mıydı? O ne lan? Hiç. Ayı. Bizim mabadımızda ayılar bağırırken sen ayıcıkla mı oynuyorsun lan? Yok abi ne oynaması ya? Tahir'i almıştık ya burada kalmış onu götüreyim vereyim dedim. Ver anıl ver. Ver. Olayın ciddiyetini kavrayamadınız bir türlü. Bir taraftan Bahtiyar bir taraftan sen. Sizin bu lakaytliğiniz bir gün bitirecek bize haberin olsun. Aha Aytekin abi de geldi. Aylin. Kızım nerede? Ne bileyim. Kızının bekçisi mi? Baba kız uğursuzsunuz uğursuz. Bastığınız yerde ot bitmiyor. Kızım bu eve girdi gireli başımızdan bela eksik olmadı. Babacığım. Kızım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Uğursuzla düşüp kalkarsan başın beladan kurtulmaz. Kurunun yanında yaş da yanar diye boşuna dememişler. Bak Rıfat. Bu annenle konuş.
Çok amiyane konuşuyor. Kusura bakma baba, ben konuşurum annemle. Yani söylediklerine cevabımız yok sanmasın. O anneyse ben de babayım. Kızımız ölüm tehlikesi atlatmış. Derdimiz var ki buraya geldik. Yüzü gülmez. Hoş geldin bilmez. İyi tamam da böyle ileri geride konuşması yani. Tamam kusura bakma baba, ben konuşurum annemle. Şey böyle değildi. Rahmetli neydi babanın adı? Himmet. Rahmetli'yi tanırım. İyi adamdı, oturaklı adamdı. Lan senin babanın adı Şükrü değil miydi oğlum? Şükrü'ydü. Ama biz kendi aramızda Himmet derdik ona. Ha. Anladım. Adını andık bak. Rahmet istedi. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah gecinden versin. Kızımın hayatını kurtardın. Bu iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Ne iyiliği baba, estağfurullah. Aylin benim eşim. Her şeyim. Olsun. Aytekin Yavuz'a yapılan iyilik karşılıksız kalmaz. Hadi geçin oturalım. Yanıma gel damat. Hamdi'nin yerini tespit ettim. Onu senin öldürmeni sağlayacağım. En çok sen hak ettin bunu. Efendim? Neredesin oğlum sen? Aşıma söz keseceksin, sen hala yoksun ortalıkta. Ben maalesef bu akşam gelemeyeceğim. Siz kendi aranızda halledin o işi. Hay! Ne demek gelemeyeceğim? Hiç sen olmadan söz kesilir mi be? Olmaz tabii. Olmaz da... oldu. Ne oldu? Deve Kuşu Çiftliği'nde yangın çıktı. Ne? Yangın mı çıktı? Peki sana bir şey oldu mu? İyiyim ben, iyiyim. Hasar büyük. Cana gelinceye kadar mala gelsin oğlum. Sana bir şey olmamış ya, hay Allah. Tamam baba, ben seni sonra haberdar ederim. Hayırdır Rıfat? Senin benden başka baban da mı var? Himmet baba, ne olmuş ya? Deyavuşu çiftliğinde yangın çıkmış. İyi ki Bahtiyar'a bir şey olmamış. Çok şükür. Kızım, bu söz kesme işini haftaya bırakacağız. Sen de git hadi, babana bu işi münasip dille anlat. Sen de kendini üzme artık, tamam mı? Yok Himmet baba, gerek yok. Ben telefonla babama durumu izah ederim. Ben biraz kalacağım. Nurhan'la sohbet edeceğiz de. Evet baba. İyi kızım, siz bilirsiniz. Sohbet edin siz. Vicdan, üzülme tamam. Nasıl üzülmeyeyim Nurhan ya? Yani ben yıllardır bugünü bekliyorum. Nasıl üzülmeyeyim? En azından beklediğin bir gün var Vicdan. Çıldırtma beni. Yani. Neyse ki ona bir şey olmamış. Haftaya sözüm var yani bir şekilde. Yani. Yani. Dilini mi yuttun oğlum? Konuşsana. Nedir bu baba mevzusu?
Ha sen babayı soruyorsun baba. Diğer babayı yani. Şey babası o. Deve kuşu babası. Çok eskiden tanırım. Lakabı baba. Asıl adı Ziya. Ama biz kendi aramızda baba deriz ona. Deve kuşu çiftliğine ayak olan. Ziya'nın çiftliği. O yüzden deve kuşu babası ya zaten. Yani görsen nasıl merhametli davranıyor deve kuşlarına aklın durur. Hani elinden gelse deve kuşları yerine kendi yumurtlayacak ha. O derece yani. O kadar merhametli. Deve kuşu yumurtalarını da görsen öyle böyle değil ha. Na böyle kocaman kocaman. Memnun abi. Bu Aytekin abi adamlarına kıymet verir mi abi? Nasıl yani? Mesela içlerinden birisi hiç haber vermeden ortadan kaybolsa arkasını arar mı? Ne bileyim oğlum. Adamına bağlı. Mesela şu Tarkan'a bir şey olsa ortalığı yakar geçer. Yapma ya. Sana ne oluyor lan? Bir şey yok ya. Yok bir şey. Oğlum senin bu konuşmaların beni çok yoruyor ya. Karma karışık konuşup duruyorsun. Evet. O zaman ben şöyle izah edeyim. İzah etme Rıfat. Akşam olmak üzere. Hadi gidelim şu Hamdi meselesini halledelim. Rıfat hadi. Hamdi'yi piyasadan sileceğim. Bütün mekanlarına çökeceğim. Ne adı ne namı kalacak. Yürü. Selim. Aytekin ve Rıfat baskın yaptı bize abi. Yürü lan. Hamdi'yi sağ yakalayacaksınız. Onu gebertmek Rıfat'ına. Ne var lan arkanda? Ne
Çık orada ya. Sen elektrik kutusunu ateş et. Ben gidip alayım şunu. Pardon Aytekin abi. Rıfat değil mi lan? Evet abi. Tek başına yarma hareketine girdi. Hamdi'nin siperine daldı abi. Aferin lan. Kahramanlar gibi çarpışıyor herif. Senin namadın Aytekin abi. Hamdi kaçıyor. Koşundan yakalayın. Hadi yürü. Ne işin var lan senin burada? Hamdi'yi yakaladım. Yakaladım Hamdi'yi. Lan bıraksana Bahtiyar benim anıl. Ana. Karanlıkta arkadan aynısınız lan seçemedim. Bir gün karanlıkta ben de seni seçemeyeceğim o olacak. Koşun lan koşun. Biraz hızlı hareket edin. Yürüyün yürüyün. Her yere bakın yakalamadan gelmeyin. Bahtiyar nerede lan? Ne bileyim abi arkamızdan geliyordu. Bu herif kim lan? Ölmedin mi lan sen? Ben kolay kolay ölmem. Manyak mısın lan? Sana sıktım. Kurşunun girdiğini gördüm. Kime ne girdiği belli olmaz Hamdi. Sen nasıl ailene sıkarsın lan? Raconda kadına sıkmak var mı? Selim. Sık lan kafasına. Lan Selim koş. Vuruldun lan. Yok be sıyırdın. Arabayı çalıştır. Neredesin lan? Son anda kaçtı Hamdi Dümbüğü. Sen Hamdi'yi tek başına mı takip ettin lan? Kimse benim sevdiğime kurşun sıkamaz. Ne oldu Rıfat? Son anda kaçtı Hamdi. Kaçsın bakalım. Kaçsın. Nereye kadar kaçacak? Aytekin Yavuz'dan kaçılmayacağını anlayacak. Selim.
facia. Hamdi arıyor. Hamdi. Fuat, ben Hamdi'yim. Hamdi? Ben de seni arıyordum. Telefonun kapalıydı. Hayırdır lan? Niye arıyorsun beni? Konuşmamız lazım Hamdi abi. Ben sana Rıfat'ı öldür dedim. Sen gittin adamı kahraman yaptın. Ben de seninle aynı konuyu konuşacaktım. Şimdi bulunduğumuz yerin konumunu atacak Selim sana. Oraya gel konuşalım. Tamam. Tamam. Bu Fuat'a ne kadar güvenebiliriz patron? Başka çaremiz yok. Güveneceğiz. Himmet amca nasılsın? Ha, Oktay iyiyim iyiyim. Ben de seni arıyordum. Allah bilir karşıma çıkardı seni ya. Hayırdır Himmet amca ne oldu? Ya şu yangın işi kafamı çok karıştırıyor. Bahtiyar orada tek başına ne yapıyor acaba? Kimse de bir şey demez ki. Adresi de bilmiyorum. Ha sen biliyorsundur. Hadi gel beraber gidelim de bir bakalım bakalım vaziyet nedir? Ne yangını ya? Ya deve kuşu çiftliğinde yangın çıktı bilmiyor musun sen? Deve kuşu çiftliğinde? Evet. Yangın. Yangın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ulan senin ne işin var burada sen? Hangi yüzün? Ulan ne yapıyorsun lan? Kendine gel. Kendine gel mi? Ulan sen bizi dolandırdın. Çevresin! Ne yapıyor musun oğlum suç ya? Bu senin en yakın arkadaşın Bahtiyar zengin eden adam. Teşekkür edeceksin ha değil mi? Bir de saldırıyorsun canım. Zaten Himmet amca onun kuyruk acısı o yüzden var işte. Tabii. Bayalamadı ya deve kuşu çiftliğinden. Hala deve kuşu çiftliği değilsin. Ağzını dökerim önüne ha. Kinaz valla alırım ayaklarımın altına ha. Tamam kusura bakma Himmet amca. Kinazcığım kızma. Bir dahaki sefere seni zengin ederim. Heh. Hadi bana eyvallah. Gel buraya. Bak kıracağım ağzını bunu ha. Ya Himmet amca bir bırakmadan şunu bir dökeyim ağzını yüzüne. Bir bırak gidim geleyim ne olur ya. Yok sen bir yere gidemezsin. Hem sen niye geldiğinde niye gidiyorsun ki? Ya ben Nurhan'a bir şey söyleyecektim onun için geldim. İyi hadi git söyle ne söyleyeceksin. Ya bunun Oktay'la ne iş olabilir ya? Allah 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 Allah. Hayatım olur böyle şeyler ya. Aksilik işte. Bak biz de bu akşam sözleniyorduk Bahtiyar'ımla ama çiftlikte yangının çıkacağı tuttu. Biraz zamana bırak bence. Ne alakası var Vildan zamanla beklemekle? Biz Caner'le daha önce de problemler, sorunlar yaşadık ama bu farklı. Bitti. Bir daha Caner'le asla olmaz. Bu kadar karamsar olma ya. Sen niye karışıyorsun kızım? Karamsar değilim Vildan. Gerçekçiyim sadece. Bitti bu iş ya. Ben eminim bundan. Üf, aman. Zaten Caner benim tipim falan değildi yani. Gerçekçi olalım. İyi ki de bitti ilişki ayrıca. Oh hiç de üzülmedim. Gayet de mutluyum. Keyfim de yerinde çok şükür. Oh. İşte bu. Vildan. Ben Caner'siz ne yaparım? Ay ben Caner'siz ne yaparım Vildan? Ay o benim kalbim Vildan, o benim ömrümdü ya. Ben Rıfat'ı kaç kez vurdum ölmedi, haberin var mı senin? Ha? Kaç kez tuttum onun yasını? Her defasında kanlı canlı karşıma çıktı. Tamam Fuat, uzatma. Aytekin benim peşimde. Beni bulmadan durmaz. Ben sana yerimi söyleyeceğim. Sen de gidip Aytekinlere söyleyeceksin. Onlar beni öldürmek için geldiklerinde onlara öyle bir tuzak kuracağım ki hiçbiri canlı çıkamayacak. O Aytekin'in kalbini sökeceğim ve çiğneyeceğim. Hamdi abi, teklifin benim teklifim zaten. Ama bu sefer bir şartım var. Neymiş lan o?
Aylin'e asla ilişmeyeceksin. O kolay Fuat, o kolay. Ben sana yeri ve zamanı bildireceğim. Ama sakın bir yanlış olmasın. Hamdi abi, sen benim dostumsun. Bak bende bir huyu var. Ben dostlarımın üzülmesine asla izin vermem. Hamdi'nin bütün mekanlarını sana vereceğim. Saklandığı delikten fare gibi çıkartacağım onu. Mekanlarına tek tek çökeceğim. Bakalım o zaman çıkacak mı ortaya, çıkmayacak mı? Değil mi ki sen kızımın önüne atılıp göğsünü siper ettin? Her şey senin hakkın. Sana can borcum var. Estağfurullah baba. Ne borcu? Bin defa olsa, bin defa gözümü kırpmadan göğsümü siper ederim Aylin için. Demek gözünü kırpmadan Aylin'e siper olursun. Öyle mi Rıfat? Bakalım. Sana... O ne lan? Mutfaktan geliyor herhalde. Ben bir gidip bakayım. Rıfat. Otur oğlum ya. Boş ver. Oturamıyorum ki. Hayır, istesem de oturamıyorum. Affedersiniz. Sıkışmışım da utandım, söyleyemedim. Müsaadenle. Biz de gidelim. Siz nereye gidiyorsunuz lan? İşimi evde mi toplu gidiyorsunuz? O zaman biz oturalım. Şşş, Çağla. Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi sen? Biraz sessiz olsana. İçeride herkes her şeyi duyuyor. Haberin var mı senin ya? Duyacak tabii. Herkes duyacak. Cümle hani beni aldattığını öğrenecek. Ne diyorsun sen be? Ne aldatması? Ben hayatımda kimseyi aldatmadım. Hele seni hiç aldatmadım. Vallahi bak. Ailede göğsünü siper etmesini biliyorsun ama değil mi? Sus. Susturamazsın beni. Herkes öğrenecek. Ne oluyor içeride lan? Televizyonun sesi biraz fazla açık Aytekin abi. Sekreter kız içeride şey programı izliyordu. İçeride televizyon var mıydı? Yani bilgisayardan izliyordur Aytekin abi. Teknoloji artık çok gelişti. Her bir şeyi canlı olarak bilgisayardan. Ben de yemem. Menemene soğan koyarsan yemem. Hem zaten o menemen değil, çoban salata olur. Raconla menemene soğan koymak var mı? Yok. Ya bırak abi bu işleri. Soğansız menemen mi olur? Hep böyle yapıyorsun. Aytekin abi bu alemin nesiyse soğan da menemenin uyudur. Aytekin abiyi karıştırma lan bu işe. Örnek olsun diye şey ettim. Rizikolu örnekler verme. Burada ciddi bir meseleyi tartışıyoruz. Soğan menemenin ontolojisinde yok. Menemenin ontolojisinde yok. Yeter lan! Menemene soğan koydurup yemeğin izzetini çiğnettirmem. Buna izin vermem anıl! Ne diyorsunuz lan siz? Ne melemeni? Ne soğanı? Manyak mısınız lan siz? Lan ağzınızdan bir daha melemen çıkarsa kalbura çeviririm sizi. Sakin ol. Tamam. Sakinim ben. İyi, nefes al. Derin nefes al. Al ver. Ben sakinim ama. Bakalım benim yapacaklarımdan sonra sen sakin kalabilecek misin? Daha yeni başlıyoruz.
O mu bağırıyordu öyle? Kim? Çağla mı? Yok canım. Bilgisayar. Bilgisayardan geliyordu. Aytekin abi biliyorsun bu bilgisayarlardan her türlü cızır cızır ses çıkıyor gümbür gümbür. Sus lan. Ne bilgisayarı lan? Ne konuşuyordun sekreterinle? Buraların hali ne böyle? Sekreterimle mi ne konuşuyordum? Hamdi'nin yerini öğrenmeye çalışıyordum Aytekin abi. Sekreterinden Hamdi'nin yerini öğrenmeye mi çalışıyordun? Kimin ne bildiği belli mi? Yani parayla bilginin kimde olduğu belli olmaz derler. O yüzden iyice soruşturup araştırmak lazım. Hamdi'yi sekretere sormak nedir lan? Hepimizi yakacaksın. Mantıklı ol biraz. Bu cam kırıkları ne lan böyle? Aa. Bana bak. Gerçeği söyle bana. Bak bu cam kırıklarını Allah'ın bir yerine. Peki Aytekin abi. Her şeyi anlatacağım. Şimdi bu Çağla Hanım, Aylin Hanım'ı öyle sever. Öyle sever ki. Şimdi bu Hamdi'nin Aylin'i öldürmek istediğini öğrenince, ya sizin bu pis pis işleriniz yüzünden dünya güzeli Aylin Hanım pisi pisine gidecekti deyip delirdi, kırdı hatta her şeyi. Hayata döndük abi. Aytekin abi, Hamdi mekanlarının birinde görülmüş. Yürüyün hadi gidiyoruz, hadi. Yürüyün lan. Arasam mı? Yok ya. Acaba ne yapıyor şimdi? Arasam mı? Bana. Rıfat'ı merak edeceğimi hayal bile edemezdim. Aylin kendine gel. Abartma. Aa, benim saç bandım. Thank you.
değil misin? Mesajını gördüm, daha iyi oldu. Sen nasılsın? İyiyim. Neredesin? Çalışıyorum. Seni özledim. Aytekin abi, Hamdi bidonu yine sıyırdı mı paçayı? Hamdi burada değilmiş ki sıyırsın. Yanlış ihbar. Yürüyün, gidiyoruz. Bu, ben de özledim demek mi? İnşallah öyledir. Selim, bu adamları iki iki şuralara yerleştir. Kaçacak yerleri kalmasın. Tamam patron. Canlı çıkmalarına izin vermeyeceğiz. Merak etme patron. Her köşede en az iki adamımız var. Ağaçların arasında pusudalar. Aytekin ve Rıfat gelir gelmez kalbura çevirecekler. Fuat'ı arabana ver. Fuat, biz ameliyata hazırız. Sen de hazır mısın? Ben her dakika hazırım Hamdi abi. Şimdi sana konum atacağız. Aytekin'le Rıfat'ı buraya getir. Tamam. Adres geldi robot. Aytekin ve Rıfat'ın nalları dikeceği yer belli oldu. Ailem biraz üzülecek tabii Aytekin ve Rıfat'ın öldürülmesine. Ama sonra ben devreye gireceğim. Ailenin intikamını alacağım Hamdi'yi öldürerek. Sonra ne olacak? Aydın'ın kahramanı ben olacağım. Bu arada Fuat'ın da işini bitirelim. Gelen ekipten tek canlı kalsın istemiyorum. Hadi. Alo, Aytekin abi. Neredesin lan sen? Hani Hamdi'yi bulacaktın? Ben sana ne zaman söz verdiğimde tutmadım Aytekin abi. Zor oldu ama yerini buldum. Adres elimde. Ecelini bekliyor. Şey... Aylin... Senden bir şey rica edebilir miyim? Bugün bana mesaj yazmıştın ya. Hep yazsana. Neden? Yorgunluğumu aldı vallahi. İlaç gibi geldi. İçimden gelirse yazarım. Neyse hadi, uykum geldi, yatacağım. Yazar mısın gerçekten? Hı hı. Yazarım.
Latife Hanım ne oluyor? Nerede o? Nerede? Kim nerede? Kim olacak Rıfat? Rıfat yok burada. Demin gözlerimle gördüm buraya girdiğini. Söyle. Ne yaptın oğluma? Söyle. Yemedim ya. Yok işte burada Rıfat. Senden de o beklenir zaten. Latife Hanım lütfen kendinize gelin artık. Ben kendimdeyim. Asıl sen kendine gel. Oğlu, lavabodasın değil mi? Bir çift lafım var sana Rıfat. Aytekin denen o adamla ilgileniciyle biraz da Tahir'le ilgilen. Rıfat. Rıfat sana diyorum. Rıfat! Gördünüz işte Latife Hanım. Rıfat burada değil. Daha az önce buraya girerken gördüm oğlumu. Demek ki yanlış görmüşsünüz Latife Hanım. Eyleme söyleyeyim de ilaçlarımı getirsin. Rıfat'ın telefonu değil mi bu? Çalıyor. Size öyle geldi demek ki. Ah, öyle mi ya? Ben Eylem'i bulayım. Ah. Annem. Bilmiyor mu o bu bölmeyi? Saçmalama Rıfat. Tabii ki bilmiyor. Sen benim odama mı girdin? Evet. Sen de benim saç bandımı almışsın. Ha sahi biraz önce telefonum çaldı. Kimdi arayan? Baban aradı. Dur ben hemen arayayım onu. Niye açmıyorsun telefonunu Rıfat? Sessizdeydi. Böylesi hassas bir dönemde telefon sessize alınır mı Rıfat? Neyse. Hamdi'nin yerini tespit ettik. Adamlarını topla ofisin önüne. Oradan hareket edeceğiz. Tamam. Benim hemen çıkmam lazım. Bu akşam Hamdi'nin işini bitireceğiz. Ne olur dikkatli ol, olur mu? Tamam. Olurum. Merak etme. Ben bunu alabilir miyim? Bana uğur getirir. Thank you.
Avların yola çıktı abi. Bekliyoruz Fuat. Ne zaman gelirsiniz? Rıfat'ın ofisinin önünde buluşup yola çıkacağız Hamdi abi. Biraz sonra hepsini tuzağına düşüreceğim. Abi, ben bu Fuat hiç güvenmiyorum abi. Dolap çeviriyor olmasın? Vay vay, Bahtiyar'a bak ya. İşin uzmanı oldu, bir de yorum yapıyor ha. Rahat ol. Aytekin'e yanlış yapamaz o. Maçası yemez. Maçası yemez de geçen sefer tırda maça papazını bulduk ama. Hatırlatırım. Kuru sıkı. Bir tarafım da patlıyordu. Az kaldı Selim, az kaldı. Aytekin'in Avcumut'un içine düşmesine az kaldı. Biz nereye geldik ya? İncin top oynuyor. Solum sus. Lan ne yapıyorsun? Baba ben miyim? Geçsene şuraya. Aferin lan Fuat. Verdiğin bilgi doğru çıktı. Aferin. Hamdi'yi bu gece son yolculuğuna uğurlayacağız. En ufak aksaklık istemiyorum ona göre. Her şey hazır baba. Ya. Vallahi günahını aldık. Rıfat nerede lan? Yine ne işler çeviriyor? Her ihtimale karşı araziyi kontrol etmeye gitti Aytekin abi. Bana bak Rıfat. Böyle laçkalık olmaz. Kendi başına hareket etme.
Hamdi bize pusu kurmuş. Ormanda silahlı adamlar vardı. Selim, niye harekete geçmedi bunlar? Ne oluyor lan? Diye haber veremem robot. Baksana Rıfat'ın gözü hep üstümde. Bu çakal niye bakıyor böyle? Nerede kaldı lan bunlar? Abi ben bizim çocuklara bir sorayım. Abi çocuklara ulaşamıyorum. Ben bir bakıp geleyim. Selim, açsana lan telefonunu. Selim! Neredesin lan? Silahını Hamdi. Ava giderken avlandın. Robot, tetikte olalım. Hamdi bizi ele verirse kafasına sıkarız. Aylin benim kızım ama senin de karın Rıfat. Bu köpeği öldürmek senin hakkın. Senin yanında adam infaz etmek bizim ne haddimize baba? Racon ne emrediyorsa o. Vur lan şunu. Doğru tabii. Racon ne emrediyorsa onu yapmak lazım. Lazım da. Dahası ne lan? Sıksana. Son arzunuz nedir? Son arzu ne lan? İnfaz memuru muyuz biz? Bir nevi öyleyiz baba. Sıksana lan. Sıksana Rıfat baba. Aytekin. Burada sağ çıkamayacağımı hepimiz biliyoruz. Ama sana söylemek istediğim bir şey var.
Aytekin abinin kızını sıkmış. Bir de istek yapıyor adi herif. Ne yaptın lan sen? Ayar oldum abi. Ayarını a**am senin ha. Manyak mısın lan sen? Oğlum sizi bana sayıyla mı verdiler lan? Biriniz son arzu sorar. Biriniz çekip adam vurur. Affet Aytekin abi. Ailine kurşun sıkmış. Gelip burada son istek muhabbet yapıyor. Kanıma dokundu abi. Benden değil. Rıfat'tan af dileyeceksin. Onun hakkına tecavüz ettin. Hamdi'yi vurmak onun hakkıydı. Çok özür dilerim kardeşim. Mesele değil Fuat. Özrüm bu olsun. Yürüyün gidiyoruz. Yürü lan Rıfat baba yürü. Memdu abi. Bu da kan değil mi? Ne oldu lan ona? Bir şey yok Aytekin abi. Rıfat baba bugün hiç yemek yemedi de tansiyonu düştü herhalde. Kaldırın oğlum şunu. Kaldırın. Memdu abi, bu Bahtiyar'ı kan tutunca vallahi benim kanım çekiliyor ya. Abi bunun kafasını böyle kana batırıp batırıp çıkarsak, batırıp batırıp çıkarsak... acaba bağışıklık kazanır mı ya? Şşş, neye batırıyorsun lan sen? Senin kafanı. Nereye batırıyorsun? Kana. Sen bir tarafını lan. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ağır ol biraz. Ne olur lan ağır olmazsa? Ne mi olur? Çek sağ göstereyim ne olur. Aa! Çekeyim lan gel. Çek lan gel. Çek. Gel. Abi, çek lan. Dokunma lan. Kesin lan zevzekliği. Kesin. Yere ettiniz lan beni. Sür şunu sür. Bahtiyar yarın erkenden kalk giyin. Hazırlan gel. Villada peşinde dolandırma bizi. İşimiz çok. İş güç bitmiyor ki zaten abi. Amele miyiz, mafya babası mıyız belli değil. Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sen nereden öğrendin böyle kahve yapmayı? Rahmetli annemde. Benim mahallede bir arkadaşım vardı. Hep böyle derdi. Mesela mahallede bir çocuk acayip güzel top oynuyor. Böyle artist vuruyor, indiriyor. Nereden öğrendin lan böyle güzel top oynamayı diye sorardık. Rahmetli annemden diye cevap verirdi. O derece yani. Annesini çok seviyormuş demek ki. Ben de çok severim annem. Anne sevilmez mi? Rıfat biliyor musun? Seninle bir gün böyle karşılıklı oturup kahve içeceğimiz aklıma gelmezdi. Hele ki... benim için canını tehlikeye atacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Sen gerçekten çok değiştin. Herkes değişir Aylin. Ben artık o eski ben değilim. Hatta aslında ben... o eski ben hiç olmadım. Anlamadım. O ne demek şimdi? Saçma oldu tabii. İşte bazen böyle kelimeler yetmiyor duyguları ifade etmeye. Anlamsız sözcükler çıkıyor insanın ağzından.
İşte o yüzden şiirler, şarkılar var ya zaten. Değdi saçlarıma bahar küleği, nazende sevdiğim yadıma düştü. Her erin bahtına bir güzel düşer. Sen de çemenim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Gözleri yoldadı, kulağım seste, ben seni unutamam en son nefeste. Ey ceylan bakışlı, ey boyu beste, ey taze sevdiğim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek sevgilim aklıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Geçmiş olsun Nesin baba. Eyvallah Kamil, sağ olasın. Geçmiş olsun baba. Eyvallah kardeşim, sağ olun. Baba geçmiş olsun. Sağ olasınız, sağ olun çocuklar. Sağ olun. Oh. Kamil, var mı bir durum? Birkaç gün evvel Hamdi Rıfat Çakar'ı attı diye bir duyum aldık baba. Ne? İnşallah Rıfat'a bir şey olmamıştır. Yok baba, mucize eseri kurtulmuş diyorlar. Ulan oğlum öyle söylesene. Yüreğime indi Rıfat Çakar'a bir şey oldu diye be. Tam 5 yıldır bu anı bekledim ben. Rıfat Çakar'ı benden önce öldürecek adamı gömerim lan buraya ben. Gömerim. Onu kendi ellerimle geberteceğim. Eyvallah baba. Camil. Ulan oğlum ne yapıyorsun? Benim tikim var bilmiyor musun? Kaşınıyorsun ya. Affet baba, unutmuşum. Farkında olmadan kaşındım. Kulun köle olayım affet baba. Bir daha benim karşımda kaşınma. O kaşınan yerlerini keser, sana yediririm haberin olsun. Yedirirsin baba. Kamil. Buyur baba. Gel buraya gel. Gel. Bana bak. Bu tik illetinden bir Allah'ın kulunun haberi olursa... O güzel boynunu kopartırım ona göre. Gidelim. Haydi. Yürün lan. Babacığım, sen mi geldin? Rüya mı bu? Şimdi görürsün, rüya mı değil mi? Babacığım! Acı var mı acı?
acıyorsa rüya değildir. Acıyor. Ya. Kalk. Yürü ulan. Babacığım. Öldürme beni babacığım da istersen yaparım. Öldürme babacığım. Kes ulan ağlamayı. Kes. Sana bir şans vereceğim. Eğer Memduh'u öldürürsen. Canını bağışlarım. Memduh abi. Al. Anam, yapma kardeşim, yapma. Kusura bakma Memduh abi. Bana yaşamak için öldürmeyi sen öğrettin. Öteki dünyada görüşürüz. Hakkını helal et. Kendini kurtarmak için abi dediğin adamı kevgire çevirdin lan. Adam satmak senin kanına işlemiş. Babacığım. Babacığım yapma babacığım. Babacığım. Yapma. Babacığım. Baba. Yapma baba. Babacığım. Baba. Tamam uyan lan. Uyansana lan. Memduh abi. Seni ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Sen rüyanda beni mi öldürüyordun lan? Yok. Seni bilinçaltına. Akıllı ol. Yok abi ben seni ne öldüreceğim ya? Rıfat baba geldi. Elime zorla silah tutuşturdu. Memduh öldür dedi. Ama ben öldürmedim. Silahı aldım. Kendi kafama sıktım. Ulan hanım rüyalarda yaşıyorsun. Bak bir gün hiç uyanamayacaksın o olacak ha. Bu ne lan? Öğlen olmuş hala uykudasın. Çabuk kalk giyin. Aytekin abi ofise geliyormuş. Memduh abi, vallahi sen beni pek sallamıyorsun ama yemin ediyorum bu Rıfat Çakar geri gelecek. Bu rüyalar sebepsiz değil. Başlatma lan rüyana da sebebine de. Sen rüyalardan haber getirecek adam mısın? Ölen adamın geri geldiği nerede görülmüş? Rıfat mufat yok, gelemez, imkansız. Abi, Rıfat Çakar'ı gördüm rüyamda. Baba Rıfat geri geliyordu. Sen de mi? Aha. Bak ben ne dedim abi sana? Ne dedim? Bu rüyalar sebepsiz değil demedim mi? Bak Bahtiyar da görmüş rüyasında. Gelecek buraya hayatımızı iptal edecek bizim. Hayatımızı iptal edecek. Hayatımızı iptal edecek. Hayatımızı iptal. Ne gülüyorsun lan? Şaka yaptım abi. Rüya falan görmedim ben. Abi müsaade et. Dur lan dur. Bahtiyar. Efendim abi. Bir daha şaka yapma sen.
Bin hanım, bin. Binmiyorum abi. Hayır, zorla mı bindireceksiniz beni? Binmiyorum. Tamam mı? İstemiyorum abi. Rıfat Çakar rolde de girmiyorum ben. Al yüzüğü de. Al abicim. İstemiyorum. Git nereye takıyorsan tak. Artık Şam babasını bulursun. İstemiyorum abi. Oldu mu? He! Çok güzel abi. Ver yüzüğü abi. Çok güzel yüzük bu. Bak gerçekten. Yakıştı bana bak. Lan geç hadi geç. Lan ne oldu? Zaten gülemiyor ki adam. Geç ulan geç, Allah seni. Allah seni bildiğin gibi. Yaptı zaten abi. Bırak ben kapatırım. Bırak geç sen geç. Tamam geç. Allah iyiliğini vermez. Bu. Aha. Nihayet çıktılar. Yürü oğlum yürü, takip et. Sinirlenme ama bu sıralar araları çok iyi. Rıfat Bey dün gece kendi elleriyle kahve yaptı Aylin Hanım'a. Bana öyle söylemiyor ama. Yemin etti seni aldatmadım diye. Sana yarın bir kamera vereceğim. Onu gidip Rıfat'ın odasına yerleştireceksin. Yok artık. Ben artık böyle şeyler yapmak istemiyorum. Dinleme cihazı koyduk zaten. Bir şey anlamadık ondan. Kesik kesik geliyor zaten, sinyal vermiyor. Lütfen artık Çağla. Ben artık böyle şeyler yapmak istemiyorum. Zaten geçen sefer suçu Tahir'in üzerine attım. Hala vicdan azabı çekiyorum. Anlamış gibi öyle bir baktı ki gözlerine. Tahir, mızıkanı burada bırakmışsın. Yok, ben böyle bir şey yapamam. Tahir. Tahir. Ne olur beni affet. Biliyorum affedilecek bir şey yapmadım. Ama Aylin Hanım'ın elbisesini ütülerken yakınca mecbur kaldım ben. Beni kovacak diye çok korktum. O yüzden böyle bir yalan söyledim. Çok özür dilerim. Aylin Hanım'a söylemezsin. Aylin Hanım. Neyi söylemeyecekmiş Tahir bana? Ne oluyor burada Eylem? Şey, biz oyun oynuyorduk Tahir'le. Ben evin hanımı rolündeydim. Sizi taklit edince kızarsınız diye korktum. Bana söylemen gereken bir şey var mı Tahir? Bak, yazmak istersen kağıt kalem getireyim sana. Ha? Rıfat yine yırttı robot. Olmadı yani. Hiç susmuyorsun. Biliyor musun? Hiç susmuyorsun. Başımın etini yiyorsun. Bazen sırf senden kaçmak için buradan uzaklara gitmek istiyorum. Ne diyorsun lan sen? He? Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ne demek Aylin'i Rıfat'ın elinden alamayacaksın? Bak robot, benim kafama sık. Ama bir daha bana böyle bir şey söyleme. Çünkü ben onu çok seviyorum. Ben onsuz yaşayamam. Ne saçmalıyorsun abi sen? Evli baktı kadın bu kadın ya. Şaka gibisin ha. Bırak kadının peşini. Aşıksan aşıksın, ne olmuş? Göm kalbine, kader de geç. Ne kaderi? Ha?
Aylin benim kaderim olmuş. Sen neden bahsediyorsun? Ve o yüzden mi aldattın kadını? Caner Bey hiç hata yapmaz değil mi? Senin ayağın hiç kaymaz. Ben sevdiğim kadını aldatmam abi. Ben de aldatmadım. Ben kendimi aldatmışım. O günden beri aşkın en hücrasındayım. Ailesiz her anım benim karanlıklarda. Ya bırak ya, ne edebiyat parçalıyorsun abi burada sen. Aşık adam aldatmaz. Sen aşkın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ulan aşkı ben senden mi öğreneceğim? He? Kız bir yalan söyledi diye aşkını sildin attın. Senin aşkın küçük bir yalandan ibaretmiş. Bak bana. Aylin benim can düşmanımla evlendi. Ben ondan vazgeçtim mi? He? Vazgeçtim mi? Hayır. Vazgeçmem. Çünkü aşk vazgeçmek nedir bilmez. Sen kendi hatalarının bedelini ödüyorsun abi. Ben ne ihanet ederim ne de ihanete müsamaha gösteririm. Ama aşk için haysiyetimden vazgeçecek değilim. Ulan artist. Aşkın olduğu yerde başka şey mi olurmuş? Sana aşkın ne demek olduğunu öğretirdim ama abi. Çok vaktimizi alır. O yüzden seninle hiçbir şey konuşmayalım. Bakma sen de bana öyle. Yürü. Aytekin abi bekletmeyelim. Bomboş yol ya. Bomboş yol. Var arkamda. Geçsene. Sinyal ver geçsinler. Boş ver. Uğraşma it kopukla. Geç. Geç. Bak sinyal veriyorum. Geç diyorum. Yavaşlıyorum. Arkama yapışıyor ya. Şeytan diyor. İn aşağı sık kafasına. Uyma abi sen şeytana. Önüne bak. Bas gaza. Ya doğru diyor. Bas. Gazla sen. Ya dalaşma cübbelerle. Bak ben gazlıyorum, o da arkamdan gazlıyor ya. Lan oğlum oyun mu arıyorsunuz? Geçsene. Geç. Ha, geçti. Gördün mü abi? Bunlar sinyalden falan anlamıyor. Böyle bağıracağım bu. Dur Anıl yavaş. Anıl dur. Dur. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan siz? Ben şimdi sana soracağım şimdi. Şimdi sana soracağım ben. İn lan aşağı. İn. Davranmayın lan. Yakarım. Davranmıyoruz zaten. Alın lan şunları silahlarını. Ne yapıyorsunuz lan? Şişt, alo. Ne oluyor ya? Abi ayıp vallahi ya. Sen beni solladın, ben seni geçtim. Yani bir trafik tartışmasını bu kadar abartmanın alemi var mı ya? Değil miydi ya? Alın bunları. Bunlarla benim bir işim yok. Davranma Rıfat, yakarım. Yürü. Abi büyük yanlış yapıyorsunuz. Yürü ulan. Geçin lan şöyle. Geçin. Nesin baba abıyla rahat rahat görsün hesabını. Geç lan. Tamam geç. Geçiyoruz ya. Tamam geçiyoruz. Abi bu sefer bittik ya. Önce Bahtiyar'ı öldürürler. Sonra da sırayla bizi öldürürler. Anıl Allah aşkına sus. Bak Allah'ın adını verdim sus. Onca sene bu anı bekledim. Ulan her gece ranzaya yattığımda bu anın hayalini yaşadım. Son duanı et. Abi bak büyük yanlış yapıyorsun. Aha, bakıyorum. Korkudan abi çekmeye başladın. Ayaklarıma kapansam bile nafile Rıfat.
kalemini kırdım senin. Son duanı et, öleceksin. Ben ne yaptım sana abi? Ben seni tanımıyorum bile. Tanımıyor musun? Ya Rıfat, sen ne ara bu hale döndün ya? Ne bu hal? He? Ne oldu sana Rıfat? Ha? Abi ben Rıfat değilim ki. Beni öldürme. Ben Bahtiyar'ım. Bak bak bak. Bir de kendini inkar etmeye başladın ya. Yazıklar olsun lan sana. Rıfat. Hani ben az önce böyle bir şey demiştim sana. Hatırlıyor musun? Hani böyle son duanı et diye. Sen onu unut. Öbür tarafa mundar gideceksin. Oğlum yapmasana. Yapma diyorum, yapma. Bak oğlum yapma diyorum, yapma şunu. Kaşınma. Dur ya, bir dur, bir dur. Bir dur, dur, dur. Hay hay hay. Sakın, sakın, sakın. Hay hay. Sakın, sakın, sakın. Oğlum gitme, yapma. Ya dur, yapma şunu. Oğlum bir dursana. Bir dursana. Kaldır lan elini. Kaldır lan. Kaldır lan ellerini. Nesin baba Rıfat babanızı kalbura çeviriyor. Bu daha başlangıç. En az iki şarjörü var. Gitti Bahtiyar, gitti. Yazık olsun. Bizi de öldürecektir abi. Korkma lan. Nesim'in işi Rıfat'la. Yani bizi öldürüp eline ne geçecek? Öyle değil mi? Adamlarına söyle silahlarını indirsinler. İndirin lan silahlarınızı. İndir. Memduh, Anıl. Alın silahlarını. Al onu da. Ver lan silahı çakal. Geç şöyle geç. Geç öyle geç. Tamam. Yürüyün şimdi gidiyoruz hadi. Bunlar öldürmeden mi gidiyoruz Rıfat baba? Baba müsaade et şunların kafasına birer tane sıkayım. Hatta şuna iki tane sıkacağım, uyuz oldum. Yok bunlarla işimiz artık. Şimdi herkes kendi yoluna gidiyor. Boşa kan akmasını istemiyorum. Yürüyün lan. Ne bakıyorsunuz? Kaybolun. Bir daha da karşıma çıkmayın. Yürü. Bahtiyar, ne yaptın oğlum sen? Nasıl madar ettin Nesim'i? Kaşınarak. Kaşınarak mı? Şimdi ben kaşındım. Baktım adam da kaşındı. Baktım tiki var. Tiki mi var? Kaşındıra kaşındıra bitirdim herifi. Ulan helal olsun sana Bahtiyar be. Eyvallah. Adam yürüyen mucize ya. Ya. Uyuz oldum yalnız hayır. Kaşındı kendim hadi yürüyün. Destan amca. Destan amca, nasılsın? Hayırlı günler olsun. Ya, sana bir şey soracağım ben. Ocağına düştüm. Ya bizim şimdi mahallede bir arkadaş var. Bir kıza abayı yaktı. Ama açılamıyor. Sen şimdi eski kulağı kesiklerdensin ya. Nasıl açılsın, ne yapsın? Hani ona ne desin? Şimdi senin baban doğmadan önce... ben Ağrı'nın Karabağ köyünde vekil öğretmenlik yapıyordum. Orada yolu yoktu. Kızakla gidiyorduk şehre. Bir de elektrik de yoktu. Benim babam elektrik teknisyeni, oğlum sevabını hayırla köye elektrik getirelim dedik. Getiremedik. Niye biliyor musun? Köyde kavga çıktı. Birbirlerinin evlerini yıktılar. Elektriği bağlayamadık biz. Anladın? Fuat'ın arabası değil mi bu ya? Onun arabası.
Ulan ***'e bak ya. Kendi ofisinden çok benimkini kullanıyor. Oo Bahtiyar, sen iyice havaya girdin bakıyorum da. Nereden senin ofisin oluyor lan burası? Niye abicim? Ofis benim değil mi? Ya siz de bir karar verin arkadaş ya. Bir Rıfat Çakar ol diyorsunuz, bir olma diyorsunuz. Sen onun dediğine bakma Bahtiyar. Bu ofiste senin, villada senin. Sen yeter ki Rıfat Çakar ol. Kral sensin. İstemez abicim. Mal mülk sizin olsun. Bana ailenim yeter. Aşk imiş her ne var ise alemde. Aşk mı? Bak Bahtiyar. Aşk bizim alemde zafiyet doğurur. Aferin. Bir de söylediğine inansan tam olacak. Aç abi. Abi benim bir tuvalete gitmem lazım. Siz geçin içeri, ben geliyorum. Çabuk gel. Aytekin abi. İstersen Hamdi'nin ticaretini ben yürütebilirim abi. Rıfat gelsin konuşuruz. Nereye? Konuşmamız lazım. Şimdi olmaz. Vallahi içeri geçtiler, beni bekliyorlar. Çok işimiz var. Umurumda değil. Bugün bu iş bitecek. Hangi iş o? Aylin'den boşanacaksın. Ne? Yok ya. Olamaz öyle bir şey. Neden? Neden mi? Çünkü... Biz Aylin'le sahte evliyiz biliyorsun. Yok ya. Ben artık ondan o kadar emin değilim. Aynı odada kalıyorsunuz. Ne malum aynı yatakta yatmadınız? Yok ya, olur mu öyle bir şey ya? Vallahi yataklarımız ayrı. Yok, ben sana artık güvenmiyorum. Benim söylediklerimi yapmazsan sonuçlarına katlanırsın. Çağla, biz bunu daha sağlıklı bir zamanda konuşsak. Daha sağlıklı bir zaman? Evet. Tabii tabii. O zaman sen burada bekle. Ben de gidip karına senden hamile olduğunu söyleyeyim. Dur! Dur Çağla! Eğer konuşursan Aytekin abi ikimizi de yaşatmaz. Umurumda bile değil ki. Eğer beraber yaşayamıyorsak o zaman beraber ölürüz. Allah'ım! Memnu abi! Memnu abi! Nerede kaldı lan bu adam? İstersen ben bir gidip bakayım Aytekin abi. Otur lan, otur. Neye bakacaksın? Bir çay içer misiniz Aytekin abi? Memdu abi mi dedi lan o? Memdu abi neredesiniz? Sana Memdu abi mi diyor lan o? Niye abi desin Aytekin abi? Adi diyor. Memdu adi diyor. Yok yok. Ben de duydum. Bayağı abi dedi. Bana da adi dedi gibi geldi. Yani bana da sinirlendiğinde Rıfat Baba Anıl adi diyor. Küçük bir yanlışım olmuştu da. Ondan bana adi diyor. Ben bir gidip bakayım. Geldim Rıfat Baba. Sen bana adi diyorsan öyleyimdir Rıfat Baba. Bundan sonra herkes bana Memduh adi diyecek. Adi mi? Adi. Aa, adi. Adisin lan sen. Adi'ye bak ya. Bu ne adi biliyor musun?
Sen nasıl şey yaparsın lan? Lan! Sen benden icazet almadan nasıl adam kaldırırsın lan? Affet baba, bir daha olmayacağım. Olmayacak tabii. Hele bir daha olsun, seni duvardan duvara çarparım. Yürü lan, yürü, yediğin altı temizleyelim, yürü. Rıfat, gel otur şuraya, daha sonra çözersiniz meselenizi. Aytekin abi, çok acil, fazla uzun sürmez. 5 dakika, şu yediği altı bir temizleyelim. İyi, çabuk hadi. Yürü lan, Adi. Ulan az kalsın öldürtecektin bizi. Ne bağırıyordun öyle damga yemiş buzağı gibi? Çağla, Çağla Aylin'le konuşmaya gitti. Eğer karından boşanmazsan her şeyi anlatacağım dedi. Boşanacağım deseydin. Aylin'le mi? Yok, ölürüm de boşanmam. İyi, konuşsun o zaman. Hamileliği öğrenince Aylin boşar seni. Boşar mı gerçekten? Aylin boşar, Aytekin vurur. Ne yapacağız peki? Ara boşanacağını söyle. Aylin'e. Yok. Yapma Memduh abi, ne olursun bak. Ya kıyma bizim aşkımıza bak. Aşkımız daha yeni yeni filizleniyor. Kırma filizlerimizi, ne olur Memduh abi. Ulan hala aşk diyor. Ulan ben sana aşk adamı bitirir, rezil eder demedim mi? Delirtme beni. Ara şu Çağla'yı çabuk. Ya sen Çağla'yı mı diyorsun? Tamam arıyorum onu. Ne kızıyorsun ya? Ben de... Efendim Rıfat. Çağla, tamam. Hiçbir şey söyleme Aylin'e. Geri dön. Boşanacağım Aylin'den. Tamam. Ama bak, beni bir daha üzersen ben de seni üzerim, ona göre. Ha, tamam. Söyledim. Boşanmayız değil mi Memduh abi? Ulan Aytekin abi bekliyor. Beni delirtme. Bir de bağırtma. Buradalar, içerideler. Memduh abi, Aytekin içeride bekliyor. Ne lafı tutuyorsun beni ya, yürü. Dediğim gibi Rıfat. Hamdi'nin boşluğunu ikiniz birlikte dolduracaksınız. Aranızda itilaf istemiyorum. İkinize de itimadım tam. Hiç olur mu Aytekin abi? Ne itilafı? Biz kardeşiz. Dostumuz da, düşmanımız da aynı. Aferin. İşte bu. Biraz bu Çağla işini. Oğlum Çağla vazgeçti ya Aylin'e söylemekten. Sen şimdilik oyalı onu. Yani o sorunu bir şekilde hallederiz, sen rahat ol. Şimdi başka bir işimiz var. Hangi başka iş? Birkaç yeri ziyarete gideceğiz. Ziyaret derken akraba ziyareti değil herhalde. Abi yok. Ben dayanamıyorum, bir tane sıkacağım kafama. Dur lan dur. Tahsilat yapacağız, tahsilat. Yolda anlatırım neyi nasıl yapacağını, yürü. Ay ne yapıyorsunuz siz ya? Ay Selma Hanım, çok özür dilerim ya, acıttım mı? Az önce de aynı şeyi yaptınız, sesimi çıkarmadım. Bu ikinci oluyor. Kıyma makinesi gibi doğradınız parmaklarımı. Ay, ne olur kusura bakmayın. Siz rahatınıza bakın, ben şimdi bir kahve yollarım. Hemen geliyorum. Kız Nuran, ne yapıyorsun sen? Ay birinin yüzünü yaktın, birinin parmaklarını doğradın. Vallahi bu gidişle senin yüzünden dükkanda müşteri kalmayacak ha. Ben ne yaptığımı biliyor muyum Vildan ya?
Aklım hep Caner'de. Ne olacak bu işin sonu böyle? Yataklara düşeceksin vallahi. Yataklara düşeceksin, yataklara. İyi, kın ayak sende. Bu ne sevinç be? Saçmalama kızım ya. Hasta numarası yapacaksın. Nasıl? Bak şimdi. İnsan sevdiğinin hasta olmasına dayanamazmış. Dayanamaz değil mi? Tabii ya. O yüzden şöyle yapacaksın. İyi dinle beni. Şimdi buradan hop eve gidiyorsun, tamam? Pijamaları geçiriyorsun, yatağa yatıyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Rıfat baba. Tahsilata geldik. Emanet hazır mı? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işler? Size karşı da çok mahcubuz ama... Niye, ne oldu ki? Perişan haldeyim. İnanır mısınız? Günlerdir çocuklarıma harçlık bile veremiyorum. Ulan hepsinde de aynı numara. Ne? Ne diyorsun sen be? Memduh, ne diyor lan bu? Şşş. Bana bak. Her şeyden kes. Hayırlı işler, bol kazançlar. Çocukların gözlerinden öpe. Allah ne muradınız varsa versin. Bahtiyar, ne yapıyorsun lan sen? Dur, şu bozukları da. Kaç çocuğun var senin? Ellerinizden öper. 3 tane. 3 mü? Bu yetmez ki o zaman. Memduh, uç lan. Çıkar lan. Anıl, sen de. Hepsi bu mu? Şimdilik idare et. Sonra bir hal çaresine bakarız. Ben sonra Memduh'la yollarım sana. Allah razı olsun. Tamam, tamam. Estağfurullah. Hayırlı işler, bol kazançlar. Çocukların gözlerinden öpe. Allah ne muradınız varsa versin. Bahtiyar, ne yapıyorsun lan sen? Kafayı mı yedin? Ne yapmışım abi? Bir de ne yapmışım diyor ya. Daha ne yapacaksın lan? Adamdan para alacağımıza bir de üstüne para verdin. Resmen haraca bağlattın lan bizi. Lan sizde hiç insanlık yok mu lan? Görmediniz mi adamın çok ihtiyacı vardı? Abi ben bunu öldüreceğim ya. Bak Bahtiyar, bak kardeşim. Merhamet bu alemde güçsüzlük alametidir. Güçsüz olduğun dedikodusu yayılırsa düşmanları bunu fırsat bilip tepene biner. Merhamet dediğim derken merhamete muhtaç hale gelirsin. He, kim demiş bunu? Racon böyle. Böyle racon olur mu lan? Ben böyle raconun içine... Merhamet etmeyene merhamet edilmez. O kadar. Bence tamam ya. Biraz da buralara. Tamam. Sıcak su torbamızı alalım. İlaçlar. Ne yapıyorum ben ya? Alışkanlık. Bir dakika, çorbamızı alalım. O kadar yaptık. Bu da kullanalım. Ağız için miydi ya da? Şunu gösterelim. Tamam. Bu değil. Bu hiç değil. Çok kötü. Bu güzel. Çok hastayım burada. Bayağı hastayım. Caner,
Ne yazalım? İnanılmaz. Hastayım. Galiba iyileşemeyeceğim. Yükle. Yüklendi. Ay inşallah hemen görürsün Caner ya. Nura? Ne olmuş bu kıza böyle? İyi akşamlar, yine bekleriz. Bak sen şu Nurhan'a ya. Vallahi neredeyse ben bile inanacağım ha hasta olduğuna. Aa, tabii ya. Bahtiyar'ın kardeşine hayatta dayanamaz. Hasta olduğunu duyunca hemen gelir. Ben de doya doya görürüm onu. Bahtiyar, kusura bakma ya, ben yangın için seni arayamadım. Yangın mı? Ne yangını ya? Ha, yangın. Deve kuşlarına bir şey olmadı değil mi? Bildan sen beni niye aradın? Bunu sormak için mi aradın ya? Yok. Bahtiyar, Nurhan çok hasta. Yatak döşek yatıyor. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun lan? Abi, benim kardeşim hastaymış da hemen eve gitmem lazım. Ne yapalım? İşimiz var. Hastaysa hasta, iyileşir. Abi, ben kendimi size doğru ifade edemediysem ne olur kusura bakmayın ama... ...kardeşim diyorum. Hasta diyorum. Yatıyor diyorum. Benim hemen eve gitmem lazım diyorum. Tamam babacığım. Yani Bahtiyar. Tamam hastaysa sen nasıl biliyorsan öyle yap yani git. Tabii tabii sen yap, biz buradaki işleri hallederiz yani aile önemli. Sen kardeşine bak ne olur ne olmaz. Eyvallah. Ver abi. Bu Bahtiyar bu tonu muhafaza edebilse hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ama civataları gevşek, ayak tutturamıyor. Abi bunun bir damarı var. Ona basınca başka bir şeye dönüşüyor. O damara bir girebilsek var ya... ...yemin ediyorum alemi sallarız. Nasıl? Ne yapıyorsun lan burada? Hiç. Ne haber kardeşim? İyi. Nurhan nasıl? Ne bileyim ben, Nurhan işte iyidir. Hasta değil mi ya? Yoo. Bir şey yoktu benim bildiğim. Ama Vildan bana hasta olduğunu söyledi. Evet. Çünkü Vildan sana hasta. O yüzden sana hasta olduğunu söylüyor. Vildan bu işte, seni görmek için bahane uydurmuştur. Kardeşim, bugün burada Oktay'ı gördüm, babanla konuşuyordu. Hiç hayra alamet değil. Dikkatli ol. Ne işi var lan onun burada? Vallahi ben de bilmiyorum. Onun bir hesabı olmazsa buralarda görünmezdi. Bana bak lan. Yoksa senin Rıfat Çakar olduğunu mu öğrendi bu çakal? Yok lan, nereden öğrenecek? Öyle bir ihtimal bile yok. Katiyen. Vay be. Ulan Bahtiyar'a bak sen. Koskoca mafyanın yerine geçmiş. Vallahi Oktay, bu sağa solu belli olmaz. Sen dikkatli ol, uyanık ol. Tamam? Ne yapıyorsun lan dışarıda? Gelsene içeri. Yok ya, gelmeyeyim ben. Şimdi işlerim güçlerim var. Yoğunum biraz, onları halledeyim. Nasıl işler onlar, Şinasi? Böyle kendimce işlerim var yani böyle. Onları halledeceğim. Hadi görüşürüz. Aha geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin oğlum. Da.
Bu zamana kadar nerelerdeydin bakayım sen eşek sıbası? Abi! Hoş bulduk baba. Aa! Kız, dur bakayım. Nasılsın? Ne oluyor abi ya? Ben iyiyim de sen nasılsın? Ben de iyiyim de ateşin yok hakikaten ya. Ama Vildan hasta olduğunu söylemişti bana. Sen iyi görünüyorsun bayağı. Yani evet, biraz üşütmüştüm abi de iyileştim ya. Vildan abartmış biraz. Çok hasar var mı çiftlikte? Çiftlikte? Çiftlikte. Hasar var tabii de toparladık baba. Ha. Ben bakıyorum. Ay kız, abin geldi mi? Geldi geldi. Yemeden içmeden direkt abime yetiştirdin değil mi Vildan? Aa, ne yapayım kız, çok özledim Bahtiyar'ımı. Senin çiftlikteki yangın yüzünden bu söz kesmeyi haftaya erteledik. Sözümle konuş, o sana hepsini anlatır. Tamam baba, tamam. Konuşayım. Konuşmanın vakti geldi zaten. Bak Vildan, biz seninle birlikte büyüdük. Hı. Tamam. Sen beni seviyor olabilirsin. Tamam, anlarım. İnsan belki şurasına söz geçiremiyor olabilir ama... Sevmek ne kelime Bahtiyar? Ben senin için canımı veririm. Yangın olayını duyduğum zaman o kadar korktum ki. Sana bir şey oldu diye ödüm patladı. Eğer sana bir şey olursa ben yaşayamam Bahtiyar. Vallahi canımı kıyarım. Sus Vildan, sus ya. Ne diyorsun ya? Ne cana kıyması ya? Vallahi öyle. Sen nereye, ben oraya. Neyse, Allah'tan hiçbir şey olmadı. Bak şimdi, eğer söz ertelendi diye dertleniyorsan üzülme. Ertelensin. Geç olsun da güç olmasın. Sen ne diyecektin? Yok bir şey, önemli değil. Hafize ana. Tamam, hemen geliyorum. Gidiyor musun? Hafize ana. Şermin teyze. Vay be. Pembe pembe takmış. Nasıl da geliyor, şuna bak. Ne yapıyor Şermin teyzem? Ocağına düştüm, bana yardım et. Ya sana bir şey soracağım. Şimdi benim bir arkadaş bir kıza acayip derecede aşık. Ama kız bunu görmüyor bir türlü. Görmüyor. Bilmiyor yani, anladın mı? Aşkını bilmiyor. Ne yapsın? O zaman aşık değildir. Bakışlar yeterlidir. Yetmiyor annem, bakış yetmiyor. Öyle değil. Eskisi gibi de zaman değişti artık. Öyle bir zaman kalmadı ya. Şimdi bakıyor aslında yani kıza arkadaş, benim arkadaşım. Bakıyor bakıyor, kız anlamıyor bunu. Farklı bir şey yapması lazım. Öyle bir şey yapması lazım ki böyle acayip etkilensin. Hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapsın. Böyle kız görünce şok olsun, büyülensin, aman Allah'ım falan desin böyle. Hani bir şey, ama ne yapsın? Kalbi bir fener uçursun. Kalpli. Vallahi süper fikir. Hiç beklemiyordum Şermin teyze. Senin elini öper, başıma koyarım. Vallahi süper fikir verdin Şermin teyze. Allah'ım ya Rabbim, bir sakin ya. Caner ne aradı ne sordu? Kız hani hastalanınca dayanamaz, affederdi. Demek artık umurunda bile değilim ha. Bir dur bakalım ya. Belki daha fotoğrafı bile görmedi. Olamaz mı yani? Öyle mi dersin kız? Bir ileri bir geri başımı döndürdüm vallahi. Otur bakayım şuraya. Evet, bence öyle. Bak hala telefondasın ya. Ama bak hala bakmamış. Bütün gün normalde elinde bık 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 telefon olur. Şimdi yok. Bir sakin. Biraz beni örnek al ya. Deliklerim nerede kızım? Geldim geldim. Bekle kızı, geliyorum hemen. Tamam. Arasam mı acaba ya? Şimdi arasam bir dert, aramasam bir dert. Oğlum kız baya baya hasta ya. Koru yapacak zaman değil.
terlikler burada ama yıkamıştım. Hala ıslak, sen başka giy. Yine kandırdı beni. Yine yalan söyledi. Aptal gibi kandım. Yavaş lan! Yavaş! Mahalle arasında böyle kullanır mı lan? Hayvan! Efendim? Patron. Caner bir kenar mahalleye geldi. Rıfat da burada. Ne? Caner az önce arabasını Rıfat'ın üstüne sürdü. Neredeyse ezip geçecektir. Çabuk bana neredeysen konum at, çabuk! Atıyorum patron. Caner iyice contayı yaktı robot. Rıfat'a sataşmak ne demek? Serseri. Efendim abi. Oğlum senin derdin ne lan? He? Rıfat'tan başka bulaşacak adam bulamadın mı kendine? Ya ne Rıfat abi, ne diyorsun? Sen az önce Rıfat'la takışmadın mı? Yo. Caner bak bana yalan söyleme. Ya ne diyorsun abi, anlamıyorum ya. Hadi zaten sinirim tepemde, kapatıyorum. Ebu'nun bir şeyden haberi yok. Ulan Rıfat, gene neyin peşindesin? Yürü robot, gidelim. Kabanı al. Her işi kendim yapıyorum. Aman rüzgar. Allah'ım ne olur iki dakika rüzgarı kes, sonra istersen fırtına yarat. Aşk ilan edeceğim burada. Nur Hanım, bu sana yolladığım kalbimdir. Seni çok seviyorum. Yok, aramayacak bu Vildan. Aramayacak yani. Ay Nurhan, vallahi içimi kardın ha. Aa, kız şuna bak. Ay sonunda. Vildan, şunların güzelliğine bak. Kız ben sana ne dedim? Vallahi dedim kız. Ay affetti beni Vildan, affetti. Affedecek tabii ki. Affetti. Bekle beni aşkım, ben geliyorum. Git git. Caner nerede? Fenerleri uçurup gitti mi? Bana bak. Fenerleri sen mi uçurdun yoksa? Sana verip gitti değil mi? Ay Allah'ım, çok tatlı bu çocuk ya. Beni mutlu etmeyi nasıl değil biliyor, görüyorsun değil mi? Çok teşekkür ederim ya. Yine bir şekilde barışmamıza vesile oldun. Çok sağ ol. Sen evet. Ben gideyim şimdi hazırlanayım. Bir an önce gideyim. Çok teşekkür ederim. Dur yavrum, dur. Ağlama, ağlama artık. Bahtiyar oğluma söyledim. Şimdi gelir. Allah'ın izniyle o bir çaresini bulur. İnşallah, inşallah. Bahtiyar, oğlum. Hafize Ana. Hoş geldin yavrum. Geç, geç yavrum. Gel. Geç. Gel yavrum, otur böyle. Bak şimdi Bahtiyar oğlum.
geçen sen o garibanların senedini kurtardın. Şimdi Emine kardeşimizin bir müşkülü var. Bu zalimlerin dilinden sen anlarsın diye seni çağırdım. Ne olur Emine kardeşimize yardım et. Tamam. Tabii Hafize Ana. Hallederiz Allah'ın izniyle. Mesele nedir? Kenan denen adam Emine'nin kızını çalıştığı yerde görmüş. Peşine takılmış. Tehdit etmiş. Kızcağız korkudan bir şey söyleyememiş. Şimdi bu zalim kızı zorla evinde tutuyor. Kızcağız korkusundan şikayet de edemiyor. Onun için polis de bir şey yapamıyor. Ne olur. Ne olur bize yardım et. Yalvarıyorum, kurtar kızımı ne olur. Tamam, ağlamayın ne olur. İçinizi ferah tutun. Kızınızı sağ salim alıp getireceğim buraya. Korkma. Beni annen gönderdi. İzmarit Kenan burada mı? Kim ulan o? Kim lan bu? Kızı almaya geldim. Geç lan bu tarafa. Benim evimden kadın kaldıracak adam. Daha anasının karnından doğmadı. Geç. Kızı bırak adam gibi hesaplaşalım. Benim evimde bana hesap kesecek adamın gırtlağını keserim lan ben. Ben İfat Çakar. Namı diğer Rıfat Baba. Bana namlu doğrultan herkes şimdi kabirde. Menzilime giren kim varsa tabutuna omuz verdim. Senin ömrün kadar adam gömdüm. Sen kimsin ki bana silah doğrultuyorsun lan? Affet baba, tanıyamadım. Sen olduğunu bilsen hürmette kusur etmezdim. Canımı bağışla. Bir daha değil bu kıza dokunmak. Gölgesine bastığını duyarsam gelir seni bulurum. Arabamın arkasına nazar boncuğu diye asarım. Ah! Gel. Gel. Yavaş yavaş. Buyur abi. Burada. Teşekkür ederim. Ne işin var senin burada? Aşkım benim için hazırladığın sürprizi görünce dayanamadım, koştum geldim. Ya ne sürprizinden bahsediyorsun sen? Neyin peşindesin? Sen barışmak için fener yakmadın. Sen beni çok yaraladın Nurhan. Ben seni tek gerçeğim sandım ama sen baştan aşağı yalanmışsın. Ama ben... Evet sen bir yalanmışsın. Zehirli bir sarmaşıkmışsın. Bütün zehrini ömrüme akıtıp gittin. Ama sakın bir daha karşıma çıkma Nurhan. Sakın. Thank you.
Sinasi. Affetmemiş beni. Affetmeyecek de. Sırf bana acı çektirmek için mi yaptı her şeyi? O kalpler intikam için mi yandı Sinasi? O beni sevsin diye ben bir yalan söyledim. Sonra o yalan aşkımızı yuttu. Benden nefret ediyor Şinasi. Biliyor musun? Benden nefret ediyor. Onun beni sevmediği dünyada ben nefes alamam Şinasi. Boğulurum ben Şinasi, demesen olmam. Rıfat bu mahallede yine ne arıyor? Ha? Caner de gelmişti buraya. Neler dönüyor burada robot? Aha gidiyor. Bakalım nereye gidiyor. Robot, başın eğ. Dur dur, acele etme. Geldim, yavaş. Yavaş. Düşme. Tutun bakayım. Heh. İyi misin? Vay 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 vay. Rıfat Çakar'a bak sen. Dur şu kapıyı bir açayım. Kenar mahallede karı kız kovalıyor. Şanslı günümüz robot. Aylinciyi mi arayayım? Sonrası kolay. Al şunu. Gel. Sen hangi cesaretle arıyorsun beni? Mevzu ben değilim. Sana daha kibar nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama... Rıfat şu an genç bir kızla gönül eğlendiriyor. Ne saçmalıyorsun sen? İnanmazsan gel kendi gözlerinle gör. Kora batıyorum. Hoş geldin Aylin'cim. Ben de seni bekliyordum. Sevsekliği kes. Rıfat nerede? Burada mı? Burada. Sevgilisiyle. Epeydir de içerdi.
Kime baktınız kızım? Şey, ben... O adam bir daha sizin kızınızın saçının teline dokunamaz. Hiç korkmayın siz. Sayenizde, inşallah. Ha bir şey olursa da bana söylersiniz, Hafize Ana bana ulaşır. Allah senden razı olsun. Aylin? Şey ben... Sana bir şey söylemek için gelmiştim. Dışarıda söylerim artık. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Neyse. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Aa. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hafize Ana. Tamam, sen git. Hanım kızımızı bekletme. Allah senden razı olsun. Senden de. O herifi seviyorum diyordun. Gerçek yüzünü gördün değil mi? Gördüm, evet. Rıfat'ın yüreği iyilikle dolu. Ya sen? Sen yüreği kararmış bir pisliksin. Aylin. Senin ne işin var lan burada? Sen bu mahallenin bekçisi misin? Ulan! Hayatım. Onun seviyesine inme. Hadi biz evimize gidelim. Olur. Yalnız benim arabamla birlikte gitsek... ...sen sonra arabanı aldırırsın. Aylin, sahi senin ne işin vardı Hafize Ana'nın evinde? Şey, ben... Ben çok özür dilerim. Fuat bana çok başka türlü şeyler anlattı da. Sen beni kıskandın mı yoksa? Nasılsınız çocuklar? İyi Rıfat baba. Gözünüzü dört açın. Açarız baba.
Ulan biz neyle uğraşıyoruz? Bu adam romantizm kasıyor. Anıl, bak sakın aşık olayım deme. Direkt çeker vururum seni. Ya mevzu niye dönüp dolaşıp bana girdi ya? Bahtiyar'a kızıp kızıp hıncını benden alıyorsun. Hem aşk herkeste farklı durur abi. Bahtiyar kendini bozdu diye biz de bozacak halimiz yok. Ulan aşkın bozmadığı adam olur mu? Nedir lan aşk? Sağ ol. Bundan sonra eyle. Aa Rıfat Bey, size bir zarf vardı. Zarf mı? Bu ne ki şimdi? Üzerinde gönderenin ismi de yok. Ya aç bak bakalım. Allah Allah, hiçbir şey anlamadım ben. Gel içeride bakalım. İyi akşamlar. Tahir'cim ya, keyfinizi bozacağım ama... Ya şunun içinde ne var çok merak ettik. Bir taksana bakalım. Merhaba Bahtiyar. Her şeyi biliyorum.